Efendim merhabalar, saatlerimiz 16. CNN Türk ekranlarında günlük haber kuşağımızda karşınızdayız. Şimdi tabii salgın gündeminde en çok konuştuğumuz başlık son günlerde aşı. Aşı ile ilgili son bilgilere ve gelişmelere sizlerle birlikte bakacağız. Bu konuda bugün gözler İngiltere'de. Geçtiğimiz hafta Pfizer-BioNTech aşısına onay veren İngiltere'de bugün aşılama başladı. Haftalar öncesinde belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor. Bütün detayları konuşacağız. İngiltere'den bize notları CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş aktaracak. Metin Güneş merhabalar diyelim öncelikle. Merhaba Başak. Çok teşekkürler. Metin Güneş'ten notları aldıktan sonra değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Malumunuz biz de Türkiye olarak o açıklamadan sonra, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından sonra Çin aşısını ve Türkiye'de nasıl bir sistem izleneceğini konuşuyoruz. Hem bu İngiltere'deki gelişmeyi hem bizdeki durumu da değerli uzman konuklarımızla yorumlayacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Aydın, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. İlerleyen dakikalarda da Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz'ın da bize katılmasını bekliyoruz. Metin Güneş, hemen başlayalım. Şu an itibariyle ne konuşuluyor İngiltere'de? Aşılama başladı. Nasıl yankılar var? İngiltere için çok önemli bir gün bugün. Başak, tarihi bir gün diyebiliriz. Salgının patlak vermesiyle bütün dünya seferber oldu ve tünelin sonundaki ilk ışıklar görülmeye başladı. Gerçekten İngiltere tarihinin en büyük aşı programı resmen başlamış bulunuyor. Koronavirüs aşısı bu ilk etapta 50 hastanede vurulmaya başladı ve biz de şu anda bu hastanelerden birinin önünde, Londra'nın merkezindeki St. Thomas Hastanesi'nin önünden yapıyoruz bu canlı yayını. Aşı ön cephe sağlık çalışanlarına, yani koronavirüs hastalarının tedavisinde aktif rol oynayan sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üzeri insanlara yapılacak. Daha sonra sağlık sorunları olan insanlara ve genel anlamda 20 milyon insana yapılması hedefleniyor bu aşının. Ve bugün ilk aşı 90 yaşında Margaret isimli bir kadına yapıldı Coventry kentinde. İkinci kişinin ismi çok ilginç. William Shakespeare isimli 81 yaşında bir adama yapıldı ki William Shakespeare biliyorsunuz ünlü İngiliz oyun yazarı. Tabii böyle olunca çeşitli espriler de yapılmaya başlandı. Aşıyla ilgili olmak veya aşıyı olalım mı olmayalım mı, olmak veya olmamak gibisinden, veya eğer 450 küsur yaşındaki William Shakespeare bu aşıdan bir yan etkisi olmadıysa bize de bir şey olmaz diyenler oldu tabii. Tabii Pfizer-BioNTech aşısı -70 derecede muhafaza ediliyor. Bu nedenle de bir takım lojistik sorunlar var. Bu sorunların aşılması gerekiyor. Aşı soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor ve soğuk hava depolarından 3 veya 4 kez çıkarılıp tekrar geriye götürüldüğünde etkisi kayboluyor. Bu nedenle aşının dağıtılmasında çok büyük, çok ayrıntılı lojistik planlamalar gerekiyor. Ama tüm bu sorunlara rağmen aşı programı bugün başladı. Genelde iyimser bir hava hakim ve pandemide sonun başlangıcı olarak görülüyor. Ama yetkililer yine de halka tedbirli olun çağrısı yapıyorlar. Bunun bir sürat koşusu değil, bir maraton olduğunu, uzun etaplı bir koşu olduğunu, herkesin aşıdan faydalanmasının zaman alacağı şeklinde uyarılar var. Başak, bir başka sorun da aşıya sıcak bakmayan bir kitle var. Metin Güneş, aslında tam onu soracaktım. Şimdi Türkiye'de biz de bunu konuşuyoruz. İşte halka soruyoruz. Bazıları tedirgin, bazıları beklemek istiyor. Bazıları güvenliğiyle ilgili kuşkular içerisinde. Şimdi İngiltere'de çok hızlı davrandı. Yani bununla ilgili zaten bir tartışma vardı. Şu an o tartışmalar ne aşamada? Evet, yani çok önemli bir kitle var. Son kamuoyu yoklamaları her 5 kişiden birinin tereddütlü olduğu, çekimser olduğu yönünde, ki hani o ünlü sürü bağışıklığı olayı, yani kitlesel bağışıklık, eğer bu her 5 kişiden birisi olmazsa onun gerçekleşmesi de zorlaşıyor ve İngiltere hükümeti de
ve bu tereddütleri giderecek mesajları vermekte zayıf kaldı diyebiliriz. Tabii bu insanlar neden tereddüt duyuyorlar? Bunun en önemli nedenlerinden birisi sosyal medya dezenformasyonu. Sosyal medyada güvenilir olmayan bilgilerin insanların korkularını tetiklemesi. Şimdi İngiltere hükümeti bu sorunu nasıl aşarız acaba diye çeşitli çalışmalar peşindeler ve ilk akla gelen Elvis Presley yöntemi oldu. Amerika Birleşik Devletleri 1950'li yıllarda çocuk felci aşısına karşı duyulan çekimsel yaklaşım, halktaki çekimsel yaklaşımı gidermek için Elvis Presley'i medyanın önünde aşı yaptırdı ve bu sayede aşı kampanyası başarılı oldu. Şimdi de burada spor camiasından futbol yıldızları veya çeşitli sinema sanatçıları gibi böyle sima arayışlarındalar. Bu sayede bu sorunu aşmayı planlıyorlar. Sonuçta insanlığın büyük bir zaferi olarak görülüyor bu aşı ve tünelin sonunda ışığın göründüğüne dair genel bir kanı var başı. Peki, notları almaya devam edeceğiz. Metin Güneş, çok teşekkür ediyoruz, İngiltere'den son durumu iletti bizlere. Şimdi Kemalettin Hocam, hemen sizinle başlayalım. Önce İngiltere'den duyduklarımızla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Orada da 5'te 1 oranında verdiği rakamlara göre bu konuda şüphe duyanlar var. Şu an yaptırmayı düşünmüyorum diyenler var kamuoyu yoklamalarına göre. Aşı ile ilgili bir de İngiltere içerisinde ne kadar hızlı davranıldı, bu kadar hızlı davranılması doğru mu diye sorular soranlar vardı. Ve uygulanan aşı, tekrarlayalım, Pfizer-BioNTech'in aşısı, mRNA teknikli olan. Sizi dinleyelim, buyurun. Evet, İngiltere başladı ve toplumu da heyecanlı bir şekilde, devleti de çok ciddi bir yatırım altyapısıyla bunu başladı. Birçok soru işareti olacaktır elbette, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de soru işareti olacaktır. Bu süreci biraz akıllıca yönetip ne kadar aşıya ihtiyacımız var, eldeki aşıların ne kadarında ne zarar olma ihtimali var, kirli bilgileri ne kadar aklayabiliriz ve topluma bu kadar maliyeti yüksek bir aşılamayı alıp getirdiğimiz zaman ne kadar uygulayabiliriz? İngiltere'de görünen o ki, geçtiğimiz günlerde, geçen hafta yayınlandı bu anket İngiltere'de, daha aşı başlamamıştı bile, 5 kişiden biri aşıya karşı tereddüt taşıyor. Türkiye'de de benzer olabilir, daha fazla olabilir, daha az olabilir. Ama şunu bilecek bu toplum, bütün dünya şunu biliyor. Bir salgın dönemindeyiz ve bu salgının durdurulması veya sonlandırılmasında aşıya ihtiyacımız var. Birincisi bu. İki, aşılar dünya tarihinde insanlığa çok büyük katkı sağladı mı? Sağladı. Bazı salgınlara ya da ölümcül infeksiyon hastalıkları sonlandırdı mı? Başta çiçek olmak üzere sonlandırdı. Şu anki aşıların, Türkiye'nin de alacak olduğu Çin aşısı da dahil, hiçbir otorite tarafından ciddi bir yan etkisi olmadığı söyleniyor mu? Söyleniyor. Peki o zaman bizim açımızdan yapılmak adına her şey yerinde. Peki nedir eksiğimiz? Bunu da sorabilir. %100 koruyacak olabilir mi? Hayır. Ama bu %95'ten %60-65'e kadar koruyucu olabilme ihtimali var. Buna da dünya ne diyor? Dünyanın en büyük aşı ruhsatlama üniteleri, ilaç ruhsatlama üniteleri de diyor ki, böyle bir salgın durumunda insanlığa zarar vermediği gösterilmiş bir aşı, %50 ve daha fazla oranda insanlarda onları bağışık duruma getirip savunma haline getirebilirse biz bunu ruhsatlarız ve dünya bunu kullanır diyor. Demek ki şu ana kadar her şey pozitif. Peki Türkiye'de, hani İngiltere'de Elvis Presley, Amerikan modeli ya da İngiltere'de de, Türkiye'de de görünen bir şey var. Hani soruyu bana sorduğunuz için çok erken fazında, faz 3'ünde Türkiye'nin ithal ettiği aşının sağlıklı gönüllü deneyi oldum ben. Hani denek kelimesi belki doğru değil ama deneyi oldum. Kendim olarak gittim, oldum. Ne zaman vuruldunuz yıldır, hocam, gönüllü olarak bu aşıyı? 3 haftayı geçti. İkinci doz geçti. Uygulandı mı? Oldu tabii. İkinci doz 14 gün sonra uyguluyor Çin aşısı. İkinci doz geçeli mi 3 hafta oldu hocam? İkinci doz geçeli 2 hafta olmuş olması lazım. Nasıl etkiler var sizde? Hiçbir yan etki olmadı. Hiçbir yan etki olmadı. Ama sizin merak ettiğiniz, acaba bağışıklık hücrelerim oluştu mu diye bir sorunuz olabilir. Çünkü bu çalışmalarda şöyle, 3 kişinin ikisine aşı denk geliyor, birine
Plasebo dediğimiz aşı etkinliği olmayan sıvı geliyor. Buna hangisine geldiğimi bilmiyorum. Çünkü bu çalışmalar kapalı, objektif, çift kör dediğimiz bir şekilde yapılır. Sonra önümüzdeki hafta, tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde çalışmanın açılmasına karar verilecek. Ha, çok burası önemli hocam. Şimdi bir kere sizin durumunuzla ilgili şunu da merak ediyorum. Müsaadenizle onu sorayım. Şimdi bundan sonra size bir test yapıldı mı? Ya da yapılacak mı bu antikor düzeyiyle ilgili? Siz bilmiyorsunuz ya size o sıvı mı verildi ya da aşının kendisi mi uygulandı? Yani buna dair sizde bir tetkik olacak mı? Önce onu sorayım. Ben bu arada bir cümle daha söyleyeyim. Ben sağlık çalışanı kolunda gönüllü oldum. Geçtiğimiz hafta da sağlık çalışanı dışındaki gönüllüler açıldı. Evet. 12 bin kişi. Orada da eşim, oğlum, kızım, damadım onlar da gönüllü oldu. İlk aşılarını yaptırdılar. Hani bunu toplumu bilgilendirmek adına vereyim. Evet. Peki bizim sürecimiz nasıl oluyor? Hani topluma yapılan çalışmada nasıl oluyor? Bu iş tamamıyla kapalı. Üzerinde kodlar olan aşılar geliyor. Ama bu kodlar bir merkezde biliniyor. Hangi kodda aşı var, hangisinde aşı özelliği göstermeyen sıvı var. Biz bunları yapılıyoruz. Şu anda yapıldık. 1300'ün üzerinde Türkiye'de de yapılan var. Ne zaman açılacak? Açılmanın da hani kırılma deniyor, toplumda bilmesinde fayda var. Şu zaman açılacak. Bu toplam 1300 kişi, daha da artabilir. Bunların içinde 40 kişi COVID hastası olunca, ama kim aşı, kim şey bilmiyoruz, boş olduğunu bilmiyoruz. Bunların 40'ı COVID hastası olunca o zaman çalışma kırılıyor. Kırılıp neye bakılıyor? Bu 40 COVID'linin kaçına biz aşı verdik, kaçına su verdik? İşte etkinlik de o zaman çıkıyor. Diyelim, yani faz 3'ün açıklanması, o 40 kişinin, şimdi bahsettiğimiz bu gönüllü sayısı içerisinde 40 kişinin COVID-19 olmasıyla açıklanacak. Doğru mu anlıyoruz? O 40 kişi tarandıktan sonra. Tabii faz 3'ün ara sonuçları böyle bildirilecek. Hani Türkiye'de de tartışılıyor ya, faz 3'ü yok, faz 3'ü var. İşte o faz 3'ün Türkiye'de Türk insanı bu ayın 25'lerine doğru aşı yaptırabilme imkanına ulaşacak. Çünkü lojistik dağıtım, TİTCK dediğimiz Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda aşının sağlıklı bir transferi olduğu, stabilitesi, potensi gibi incelemeleri var 13 gün. Oradan sonra kullanacak. O arada da faz 3 çıkacak. Yani şu olacak. Şimdi hesabı çok basit yani yapabiliriz. Yani Türkiye'de uygulanmaya başlanana kadar bu faz 3'ü biz görmüş oluruz diyorsunuz. Tabii, doğru mu abi? Tabii açıklanacak. Türkiye zaten bu kadar milyar TL'yi, 4 katrilyon civarında bir bedeli var bu işin. Bu parayı taahhüt ettiğinde sözleşmede tek Türkiye'de olan bir cümle vardır. O da şudur. Eğer faz 3 çalışmaları açıklandığında sizin bize taahhüt ettiğiniz başarı oranını görmezsek biz bu aşıyı almayız, size de para vermeyiz, paramızı da geri alırız. Bu anlaşmanın altında özel bir maddedir. Peki hani başarı nasıl görünecek? Başak Hanım şu. Şimdi 40 kişi COVID oldu. Evet. Bunlar açılacak, bakılacak, kodlarına bakılacak. Bunun hangisi su, hangisi aşı verildi. Diyelim ki 40 kişinin bir tanesi COVID olanların birine aşı verildiği halde COVID oldu. 39 tanesine de su verildiği halde COVID oldu. O zaman 40'ta 1 ne demek? %2,5 demektir. Yani o zaman aşının başarısı ne? %97,5 olarak açıklanacak. Diyelim 40 kişinin 10'u aşı yapıldığı halde COVID oldu. Ne yapar o zaman? O da %25. O zaman aşının başarısı %75 oluyor. Yani böyle bir hesabı var bu işin. O çalışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aşı yapılmadan önce bu toplumla ve sağlık otoritesiyle paylaşılacak. Ona göre aşı devam edecek. Tabii yani 1300 kişiye bu uygulama yapılıyor ama herkes de kendini koruduğu için COVID'e yakalanma sayısı anladığım kadarıyla 40'la sınırlı tutuluyor bu araştırma dolayısıyla. Doğru mu anlıyorum? Yani 1300'de yani, niye 40 sorusu belki gelebilir de. Ya bu matematiksel bir hesaptır. Şeyde mesela diğer üzerinde konuştuğumuz aşılarda 13 bin, 15 bin yaptılar. 135 kişi, 145 kişiydi aşının açılma aşaması ama ara aşamayı 95. sayıda açtılar.
Peki hocam. Bu bir istatistik bilimi, bilimin bir parçası. Tamamdır. Sayın Kayıpmaz da bizimle birlikte, bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz. Hoş geldiniz Sayın Kayıpmaz. Sizi anons etmiştik ama siz yeni katıldınız. Merhabalar. Buyurunuz. İngiltere'yi konuşmuştuk. İngiltere'deki tartışmalara da kulak verdik ama şimdi tabii Türkiye'ye döndük. Çin aşısı, faz 3 çalışması ne zaman açıklanacak? Birçok soru var aslında hepimizin gündeminde. Onları birer birer sizinle yanıtlamak isteriz ama önce İngiltere'deki durumla ilgili sizin fikrinizi ben merak ediyorum. Nasıl takip ediyorsunuz oradaki gelişmeleri? Evet, önce Kemalettin Hocam saygılar, hürmetler. Kemalettin Aynen. Hocam çok güzel özetledi zaten konuyu. Şimdi burada İngiltere'de bugün itibariyle mRNA aşısı yapılmaya başlandı. Burada tabii bir lojistikle ilgili en büyük sıkıntı bu mRNA aşılarında. Yani -20 veya -70 derece bir soğukluk gerekiyor ki siz bu aşıyı bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Bunun haricinde normal buzdolabı koşullarında çok uzun süreli bir saklama imkanı yok. Ondan dolayı 70 merkez belirlenmiş. Bu 70 merkezde aşının yapımı devam ediyor. Burada tabii bir inaktive aşı gibi en uç noktaya kadar sizin bu aşıyı ulaştırma şansınız olmuyor. Evet. Ondan dolayı insanları bu merkezlere davet ediyorsunuz ve oralarda aşılanmasını sağlıyorsunuz. Ama önemli bir gelişmedir. Bugün bizim Profesör Hakan Oğuz Türk Hoca çok güzel tanımladı. Yani düşen bir uçak var ve size paraşüt veriyorlar. Bu paraşüt gerçekten son derece önemli. Aşı işte bu hastalıkta bizim paraşütümüz. Ve biz şu anda bu paraşüt elimize uzatılmışken bunu aman paraşütün menşei şudur, menşei budur. Efendim bu paraşüt şu ülke üretmiş, bu ülke üretmiş gibi konulara takılmadan etkin ve güvenilir olan ve ülkemize en fazla miktarda getirilebilecek olan aşıya odaklanıp bu aşıların da mümkün olan en fazla insanımıza yapılmasını sağlamaya katkı sunmalıyız efendim. Peki, şimdi efendim bir takım sorular var. Bu sorulara Sayın Koca'nın verdiği cevaplar var. Birazdan bunlara da bakacağız. Size de o sorularla ilgili fikrinizi soracağız ama şimdi Endonezya'dan bu CoronaVac, yani bahsettiğimiz bu Çin aşısıyla ilgili bir açıklama geldi. Oradaki çalışmaya dair %97 oranında etkili açıklamasını gördük. Firmanın bizatihi kendisi faz 3 çalışmalarının sonucunu ne zaman açıklayacak? İşte biraz önce onu Kemalettin hocamız epeyce de detaylı ifade etti. Bizim zihnimizde de daha şekillendi. Fakat bu Endonezya'dan yansıyanı değerlendirecek olursak ne diyebiliriz? Sayın Kayıpmaz, buyurun. Zaten Kemalettin Hocam bizden tabii çok daha iyi bilirler, onun alanıdır. Ama %60'ın 70'in üzerine çıkmış bir aşı etkinliğinde biz gerçekten hani etkin bir aşıdan bahsedebiliriz. Zaten şu andaki bu ön plana çıkan bütün aşı adaylarında da bu etkinlik sağlanmış gözüküyor. Aynı şekilde bu inaktive aşılarda da bu etkinliğin yüksek miktarda olduğu gözüküyor. Burada zaten Kemalettin Hocam çok güzel bu hesaplamaların nasıl yapıldığını izah etti. Buna göre de gerçekten etkin aşılar olarak ön plana çıkıyor. Önemli olan mümkün olan en fazla sayıyı, mümkün olan en fazla sayıda insanımıza uygulamaktır efendim. Peki, o zaman şu biz Sayın Koca'nın, Sağlık Bakanı Koca'nın ifadeleriyle ilgili dikkat çeken noktaları ve sorulara cevap olan noktaları biraz derledik topladık izleyicilerimiz için. Aktaralım. Şimdi en önemli sorulardan biri şuydu. Acaba Türkiye Çin aşısını daha az maliyetli olacağı için mi tercih etti? Sorulardan biri buydu. Şimdi buna şöyle cevap veriyor Fahrettin Koca. Çin aşısı bu aşılardan ucuz değil. Ucuz olduğu için tercih edilmiyor. Bizim önemsediğimiz para değil. AstraZeneca daha ucuz. Onu alırdık, parayı tercih etmiş olsaydık. Önemli olan güvenilirliği diyor. Şimdi burada isterseniz Kemalettin Hocam bu inaktif ve mRNA ayrımına değinmek gerekiyor galiba. Kısaca bize özetleyebilir misiniz? Çünkü daha bakacağımız açıklamalar var. Vaktimiz de daralıyor. Sizi dinleyelim. Buyurun. Neden evet. Biz Çin aşısını daha güvenilir buluyoruz? Çin aşısını daha güvenilir buluyoruz diye bir şey söylemedik. Sayın Bakan da söylemedi. Biz şu anda dünyada ruhsatlanma ve kullanmaya giren bütün aşıları güvenli buluyoruz. Hangi aşıyı bulursak ama o aşıyı... Ama AstraZeneca'yı tercih etmediğimizi söylüyor. Tamam, oraya geleceğim. Heh. Yani biz
BioNTech'le Türk arkadaşlar olduğu için Pfizer-BioNTech şu anda aktif kullanılıyor. AstraZeneca 3-4 dolarlık bir durum. Ama hatırlıyorsunuz başta iki kere çalışma durdu. Onunla ilgili güvenilirlik problemleri nedeniyle bir şeye girmedi. İşte tam da onu vurguluyoruz aslında. Yani demek ki Çin aşısını AstraZeneca'ya göre daha mı güvenilir buluyoruz? Soru bu. Evet, daha güvenilir bulduk ve faz 3 çalışmalarını görünce de daha güvenilir bularak da Türk milletine bunu uygulatacağız. Hatta AstraZeneca'nın da ortalama olarak 3-4 katı daha fazla bir maliyette. Evet. Diğer mRNA Pfizer aşılarıyla da aynı parada. Yani bir maliyet kaçması söz konusu değil. 4 trilyon TL civarında bir bedeli var 3 aylık bir süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne. Aşıların etkinliği açısından Çin aşısının ölü virüs aşısı olarak Türkçeleştirirsek burada hiçbir yan etki üzerinde tartışmamız söz konusu değil. Çünkü virüsün ölüsünü veriyorsunuz. Diğerinde de virüsün bir genetik parçasını veriyorsunuz. Ama sizin genetiğinize işlemeden sizde antikor oluşmasını sağlıyor. İki tane farklı mekanizma. İkisi de şu an için güvenilir ve yeteri düzeyde etkinlik sağlayan aşı. Teşekkürler. Şimdi Profesör Doktor Sayın Derya Unutmaz da bize katıldı. Efendim siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Zaman ayırdığınız için. Şimdi en ağır darbeyi alan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri. 15 milyona aşkın vaka görüldü. 290 binden fazla can kaybı var. Birazdan İngiltere ile ilgili durumu da size sormak isteriz. Orada malumunuz Pfizer-BioNTech'in aşısı uygulanmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum ne? Moderna ne zaman uygulanmaya başlanacak? Örneğin biz dün Kaliforniya'daki o dramatik artışı konuşmuştuk. Ne planlanıyor? Biraz bunu size sormak istiyoruz ama müsaadenizle Sayın Kayıpmaz'dan da Sayın Koca'nın açıklamalarıyla ilgili bu neden Çin aşısını tercih ediyoruz meselesiyle ilgili yorumunu alayım, sonra size döneyim. Buyurun Sayın Kayıpmaz. Şimdi temin edebildiğimiz, biraz önce de söylediğim gibi temin edebildiğimiz etkinliği, güvenilirliği yapılan çalışmalarla ortaya konmuş her aşı bizim için değerlidir. Kemalettin Hocam söyledi. Bu bir aşıda, yani vektör temelli geliştirilmiş bir aşıda dozaj nedeniyle bazı güvenlik sorunları çıktığı için çok sıcak bakılmadı. Ki bunun maliyeti de diğer aşılara bakıldığında, yani mRNA ve inaktif virüs aşılarına bakıldığında daha düşük olmasına rağmen. Şu anda ülkemize getirebildiğimiz en yüksek dozdaki aşıyı inaktive virüs aşısı olarak bu ilgili ülke temin ediyor. Ayrıca yine İki Türk bilim insanı tarafından geliştirilmiş, etkinliği ortaya konmuş, mRNA aşısından da mümkün olan en fazla dozun ülkemize gelmesi anlamında çabalar yürütülüyor. Burada da temin edilebilecek doz artık maliyetine bakılmaksızın firmanın sağlayabileceği doz alınması hedefleniyor. O da yine etkinliği, güvenilirliği biraz önce de söylediğimiz gibi ortaya konmuş bir aşıdır. İnaktif aşılarda olduğu gibi. Bu iki aşıdan da mümkün olanın en fazlasının ülkemize gelmesi hedefleniyor. Burada inaktive aşılarda tabii daha firma bize daha yüksek dozda bir aşı sağlama imkanı oldu. Yani Aralık ayı içerisinde 10 ila 20 milyon doz kadar. Ocak'ta 1-20 milyon daha ve Şubat'ta da 10 milyon olmak üzere toplamda bir 50 milyon dozluk aşının gelmesi hedefleniyor. Ama tabii sadece bu aşıyla yetinilmiyor. Bildiğiniz gibi diğer ülkelerle, aşı üreticileriyle de diğer aşıların da ülkemize gelmesi, daha fazla doz gelmesi yönünde görüşmeler de sürdürülüyor. Tabii bir yandan da yerli aşımızın geliştirilme çalışmaları da devam ediyor. Şimdi daha ucuz mu diye tercih edildi acaba? Daha ucuz olduğu için mi tercih edildi sorusuyla ilgili de Bakan Koca'nın ifadesi işte gayet net. Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak? Aslında bu soruya, bu sorularla yanıt vermiş diyelim Sayın Koca. Bir de AstraZeneca ile ilgili şunu söylüyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Biraz daha detay verecek olursak Koca'nın açıklaması ile ilgili. Vatandaşıma %100 güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum diyebileceğim bir aşı olma noktasında
Daha emin değil dünya diyor. AstraZeneca başlığı altında bunları ifade ediyor. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını da bilmiyoruz yorumu var Sayın Kocanın. Şimdi müsaadenizle Sayın Unutmaz'a dönelim. Efendim Derya Hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde son durum nedir? Aşıyı uygulama aşamasıyla ilgili nedir vaziyet? Son durum, Perşembe günü Amerikan İlaç ve Gıda Ajansı FDA bir karara varacak. Şu anda Pfizer-BioNTech aşısının raporlarını inceliyorlar ki bu iki haftadan uzun süredir inceleniyor. İngiltere biraz daha hızlı davrandı bu konuda. 200 sayfalık bir rapor, çünkü on binlerce kişi üzerinde yapılmış bir çalışma. Eğer acil onam çıkarsa, ki çok büyük bir ihtimalle böyle bir sonuç bekliyoruz, önemli bir sürpriz olmazsa, Cuma gününden itibaren aşılanma için hazırlıklar başladı. Bunu benim bulunduğum Connecticut Üniversitesi Fakültesi'nde de yapmaya başlayacağız. Tabii bu lojistik olarak oldukça zor bir durum, çünkü bu aşıların kuru buzla devredilmesi gerekiyor, iletilmesi gerekiyor. Bunun için bir Amerikan uçak şirketi kullanılıyor ve gittiği yerlerde de eksi 70 derece buzlukların olması lazım. Önemli bir çalışma. Bunun çalışmaları zaten haftalardır var. Amerikan ordusunun da bu şekilde destek vereceği anlaşılıyor. Moderna şirketininki de başvurusu yapıldı. Onunkinin de zannediyorum bir hafta sonra onam alması için karar verilecek. 17 Aralık diye duydum. Daha erken de olabilir. Diğer aşıların çalışmaları, faz 3'leri bitmediği için henüz onların başvuruları olmadı. Onlar da başvurdukları zaman peyderpey diğer aşıların da uygulamaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika zaten önden en az 5 değişik aşı için 100 milyonlarca doz sipariş verdi. Ve şu anda ülkede bu çok acil bir durum. Çünkü gerçekten korkutucu boyutlara ulaştı salgının durumu. Peki efendim, şimdi siz söylediniz, Cuma günü itibariyle uygulanmasını bekliyoruz dediniz. Tünelin sonunda ışık gözüküyor açıklaması var. Katılıyor musunuz bu açıklamaya? Nasıl yorumlamalısınız? Kesinlikle katılıyorum. Bunun tünelin sonunda, aslında burada iki tünel var diyelim. Birinci, ikisinin de sonunda ışık var. Birisi biraz daha uzak. Yakın olanı, eğer biz bu aşıları risk faktörü olan kişilere, 65 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar, sağlık personeline hızlı bir şekilde bilirsek önümüzdeki birkaç ay içinde, bu hastalığın seyrini müthiş derecede etkileyecektir. Çünkü özellikle çok koruyuculuğu yüksek olan aşılar da bu kişilerde hastalık çok azalacak, hastanelerin yükü azalacak, ölümlerde çok büyük bir düşüş olacak. Bu ilk fazda kesinlikle tünelin sonunda ışık göründü diyebiliriz. İkincisi de toplumsal bağışıklığa ulaşmak. Bunun için biraz daha uzun süre gerekiyor. Çünkü toplumun diğer insanlara yetecek kadar aşı henüz üretilmedi. Evet. Mart-Nisan'dan itibaren başlayacak. Ona da yaz ortaları gibi ulaşmayı umut ediyoruz. Ama her iki taraftan da çok umudumuz çok yükseldi şu anda. Efendim peki Türkiye'deki Çin aşısı tartışmalarını siz de takip ediyorsunuz yakinen. Biliyorum ki Çin aşısıyla ilgili sizin tespitleriniz ve görüşünüz nedir? Benim her aşıya mesafem aynı. Sonuçta bilimsel çalışmaları beklemek lazım. Hiçbir aşı için önceden bu daha güvenilirdir, bu daha çok koruyucudur demek mümkün değil maalesef. Çalışmaları beklemek gerekiyor. Yani Çin aşısı da koruyucu olabilir, olmayabilir. Yan etkileri, aşının kendisinin yan etkisi yok, ama şunu da beklemek gerekiyor. Bazı aşılar enfeksiyon olduktan sonra enfeksiyonun riskini veyahut da şiddetini arttırabilirler. Bu bağışıklıkta bilinen bir mekanizmadır. Hatta dengue, diğer virüslerde de olmuş bir olaydır. Bu bakımdan bu faz 3 çalışmalarını kesinlikle beklemek gerekiyor. Eğer koruyuculuğu ve güvenilirliği açıklanırsa şeffaf bir şekilde, Çin aşısı da olur. Rusya örneğin çok tenkit ettik, yazın çok erken açıklamalar yaptı, ama ara sonuçları oldukça umutlu gözüküyor bu Sputnik 5 aşısının. Onlar da yakında tamamlayacaklar zannediyorum. AstraZeneca'nın biraz önce hocamız da bahsetti. Henüz sonuçları çok net değil, %60 dediler, ama o yarım doz, bir doz gibi bir sıkıntı oldu. Onu
tekrarlıyorlar. Daha devam eden aşılar var. Ocak'ta Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi şirketlerinin sonuçları açıklanacak. Sonuçları bekleyip ona göre bir öneride bulabiliriz. Şu anda çok biraz erken bu Çin aşısı veya başka aşılar için, yani Moderna ve BioNTech haricinde. Peki, yani faz 3'ü görmek mi lazım diyorsunuz siz uygulamadan önce, ki herhalde Türkiye'de de öyle olacak Sayın Aydın'ın verdiği bilgilere dayanarak tabii bunu söylüyoruz. Kesinlikle, çünkü faz 3'te on binlerce insan üzerinde deniyorsunuz ve aradan belli bir süre geçiyor. Ve şunu söylemek lazım, yani aşının koruyucu oranını bilmek çok önemli. Diyelim ki aşı %50 koruyucu. Bu şu demektir, her iki kişiden biri korunmayacak demektir. Bu da insanlarda fazla bir rehavete kapılmalarına sebebiyet verebilir. Aşı olduk, nasıl olsa korunacağız diyebilirler. Bu bakımdan zaten en iyi aşı şu anda %95 derecede. O bile %100 değil ki bu inanılmaz bir oran aslında. Yine insanların rehavete kapılmaması lazım her halükarda, ama bu oranları bilmemiz lazım. Ne kadar koruyucu olduğunu öğrenmemiz gerekiyor ve tabii eğer Türkiye'de daha çeşitli aşılar olsaydı bence çok daha iyi olurdu. Çünkü şu anda tüm yumurtalar tek sepete konulmuş gibi gözüküyor. Umuyoruz Çin aşısının sonuçları da olumlu çıkacaktır. Peki, hızlıca tüm konuklarımdan aşı zorunluluğu ile ilgili fikirlerini rica edeceğim. Kemalettin Hocam, sizinle başlayalım. Bir de biz de haber merkezinde bunun cevabını kendi aramızda, hani ne duyduk, uzmanlarımız ne diyor konuştuk, ama sizden daha net belki şu anda izleyicilerimiz için de cevap rica edebiliriz. Aşı olan bir kişi herhangi bir bulaşıcılık niteliği taşıyor mu sonrasında? Bulaştırıcılık daha doğrusu. Önce birinci sorunuzu cevaplayayım. Aşı zorunluluğunu hukuken şu an koyamazsınız, ama psikososyal ve inançsal değerlerini kişiye hatırlatarak ülkesine sorumluluğu, milletine sorumluluğu duygular içerisinde zorunlu hale getirebilirsiniz. Bütün dünyada böyle uygulayacak gibi geliyor. Şuna nasıl bakıyorsunuz? Bu makul müdür? Yani ben hemen olmak istemiyorum, biraz görmek istiyorum. Psikolojik bakımdan böyle yaklaşanlar da var. Zaten arada herkese hemen uygulanabilecek bir durumda yok gördüğümüz kadarıyla. Tamam, yani bu süreyi gözleyebilir, ama arada infekte olup da yoğun bakımda tavanı gözlemek gibi bir riski göze alacaktır. Buna diyecek bir şey yok. Yani kişiye zorunlu kılmadığın zaman gününü de tayin etme şansımız yok. Ama bu yaygın, enfeksiyonun bu kadar yoğun olduğu bir dönemde o zaman dilimini riske etmek gibi bir bedelini kendi üstlenecek diye düşünüyorum. Ama hocam şöyle de bir gerçek diğer var taraf. Ya şimdi hepimiz, bütün nüfus koşsak aşı olmaya, zaten öyle bir doz yok ilk etapta temin edilebilecek bildiğim kadarıyla. Tabii burada da biz zaten hastalığı olduğu zaman kliniğinin ağır ve ölümünün yüksek olduğu, ben size bir rakam vereyim. Buyurun. Yani 20 yaşındaki insanların, geçen bir makale vardı, 20 yaşındaki insanların virüse yakalandığı zaman ölüm oranı 20.000'de 1. 85 yaşının üzerindeki insanların virüse yakalandığında ölüm oranı 7'ye 1. Ya böyle olunca o zaman o 7'ye 1'den, 75 yaşında 140'a 1'den, 60 yaşında 1350'ye 1'den aşağıya doğru gelmeniz gerekiyor. Diğerlerin hastalığı atlatması, yayılımı aynı, bunu karıştırmayalım. Herkese virüs bulaştırma riski yüksek, ama hayatta kalma oranı peki, daha yüksek olanlara biraz daha geç aşı yapılacak. Dolayısıyla diğer öncelik taraftan grupları var. Hocam, ikinci soru, evet, aşı olan bulaştırıcı oluyor mu? İkinci soru, canlı virüs aşılarında evet, canlı virüs aşısı olan kişinin etrafa bulaştırması ya da etrafta da diğer insanlara da immünize etmesi üzerine konuşabiliriz. Ama ölü virüs yaptığınız bir kişinin almış olduğu ölü virüsü giderek birisini bulaştırma riski söz konusu değil. Ama şu soruyu sorabilirsiniz akabinde, aşılanmış ama COVID virüsünü alıp ağız boğaz bölgesinde virüs çoğalıp sonra tükürük damlacıklarıyla kendisi hasta olmadığı halde başka birisini bulaştırabilir mi? Evet, o dışarıdan aldığını başka birisine bulaştırma riski devam edebilir. Onun o yüzden yani aşı olsak da maske, mesafe, evet, bunlara dikkat etmeye devam edeceğiz. Peki, evet. Sayın Kayıp, karıştırmayalım ama canlı virüs aşısı, bu aşıda şimdi yok ama canlı virüs aşısı gibi bir aşılar olduğu zaman o zaman yine kişinin
kendisinin de etrafı immünizasyonuna katkı sağlayacak düzeyde virüs bulaştırma riskinin olabileceğini konuşabiliriz. Yani mRNA tekniği için söylüyoruz bunu. Değil. Başka canlı virüs aşıları yani burada var. Burada bugün, sistem içerisinde, şimdi bu aşılar içerisinde onu görebileceğimiz bir aşı var mı bizim takip ettiğimiz? Şu an yok ama yok. Gelecek. Tamam. Geliyor yani. Çalışılıyor o çalışmalar. Onlar çok kısa sürede güvenlik çalışmalarını tamamlayabilir aşılar değildir. Onlar için biraz zamana ihtiyaç var ama sonunda bu alanda da canlı virüs aşıları olacaktır. Çalışmalar da sürüyor. Ama şu an konuştuğumuz dünyadaki 4 ila 6 ruhsatlanmış ve ülkelerin uygulamaya başladığı aşıların hiçbirisinde bu risk söz konusu değil. Çünkü bunlar ya mRNA ya da ölü virüs. Sayın Kayıpmaz, sizin de hızlıca eklemek istediğiniz varsa alalım. Efendim, bu aşı zorunluluğu ile ilgili geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımız açıklamayı yaptı. Zorunluluk olmayacağına dair. Bu konudaki ben de geçen hafta bir görüşümü dile getirmiştim. Burada risk gruplarının aşılanması anlamında zorunluluk olabileceğini dile getirmiştim. Bu da ne için önemli? Ben şimdi burada acil servisteyim. Sabaha kadar COVID hastalarının ve yoğun bakım gerektiren COVID hastalarının olduğu bir alanda çalışıyorum. Ben aşılanmıyorum. Şimdi diyelim bu alanda ben hastadan enfekte oldum ve çıktım, aşı da olmadım. Uçak seyahati yaptım. Uçakta hocalarımın arasında oturdum. Şimdi bu onların sağlığı açısından bir tehlike oluşturuyor mu? Elbette ki oluşturuyor. Bu anlamıyla benim gibi yüksek riskli alanlarda çalışan kişilerin aşı olması zorunlu olarak düşünülebilir ki dünyada konuşulan bir, aslında dünyada da tartışılan bir mevzu. Evet. Ama bunun tabii hukuki yönü var, etik yönü var ve diğer yönleri var. Bunlar da daha detaylı olarak da tartışılır ileride. Çok teşekkürler. Sayın Unutmaz efendim, buyurunuz. Yani aşı zorunluluğu, evet, hocalarımız dediği gibi zorunlu olmayacak büyük bir ihtimalle, ama zaten siz de söylediniz, yani şu anda zorunlu bile olsa yeterince aşı yok. Yani insanlar sıraya girecekler. Açıkçası ben bile acaba haftaya veya önümüzdeki haftalarda aşı olabilir miyiz diye şu anda bu soruyu soruyoruz. Çünkü sağlık personeline öncelik verilecek ama onlara bile yetecek derecede aşı yok. Amerika'da 25 milyon sağlık personeli var. Belki Ocak sonuna kadar ancak aşılanma durumu olacak. Bu bakımdan, ama yine hocamız da söyledi, yani bu sağlık, halk sağlığı sorunu, siz yani şöyle düşünün, virüsü kapıyorsunuz, hiç semptom da göstermiyorsunuz, eve gidiyorsunuz, annenize babanıza bulaştırıyorsunuz. Onları hasta ediyorsunuz ve belki bir tanesi hayatını kaybediyor. Yani annenizin babanızın katili olmuş oluyorsunuz. Yani bu çok çok inanılmaz acı bir durum. Yani insanların bunu bir kere düşünmesi lazım. Ya bana zaten bir şey olmuyor, aşı olsam ne olacak dememesi gerekiyor. Hepimizin sağlığı birimiz, hepimiz için, hepimiz birimiz için prensibiyle. Biz sonuçta herkesin olması lazım. Zaten eğer olmazsanız bir şekilde enfekte olacaksınız. Virüs ya sizi ağır hasta yapacak, hayatınızı kaybedeceksiniz veyahut da zorunlu aşılanmış gibi olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum Derya Hocam. Sağ olun. Size kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sayın Kayıpmaz, size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ve Kemalettin Hocam, sağ olun. Net bilgiler aktardınız. Teşekkürler. İyi çalışmalar ve kolaylıklar sizlere de. İyi çalışmalar.